Herkese merhaba, ben İrem. Bugün mutfağımda sizlere San Sebastian cheesecake yapacağım. Dilerseniz hemen başlayabiliriz. Öncelikle derin bir kaba yumurtalarımızı alıyoruz. Ve bir çimdik tuz ekliyoruz. Ve çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalı karışımımızın içine beyaz ve esmer şekerimizi karıştırıp ilave edeceğiz. Ben bu karışım için toplamda 360 gram şeker kullandım. Ve yavaşça karışımın içine ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtalı ve şekerli karışımı karıştırdıktan ve hazırladıktan hemen sonra diğer bir yandan peynirli olan, kremalı olan karışımı başka bir kaba alacağım. Yumurtalı karışımı burada beklerken diğer taraftan peynirlerimi alıyorum. Ben labne ve pınar beyaz kullanacağım. Ben bu karışımın içine 600 gram pınar beyaz, 200 gram labne, 2 kutu krema ve 150 gram karmak ekledim. Bu tarife bu karmağı ben kendim kattım. Zaman içerisinde geliştirerek ve tadını sevdim. Sizler de bu şekilde denerseniz çok sevinirim. Elle karıştırdıktan sonra bir el mikseri yardımıyla bu karışımı çok homojen bir hale getirmemiz gerekiyor. Peynirli ve kremalı olan karışımımı yaklaşık 6 dakika kadar çırptım. Bizi bekleyen şekeri bu kısımda birbirinin içine ekleyeceğim. Bu aşamalar çok önemli. Ayrıca bu tarifin en önemli püf noktası bütün karışımların oda ısısında olması gerekiyor. Hiçbir malzeme diğerinden daha ne ılık ne de soğuk olmamalı. Şimdi ikisini birlikte burada karıştıracağım. Geri kalan malzemeleri de sırasıyla bu karışımın içine tekrar ekleyeceğim. Bu kısımda el blender kullanmadım. Sizler de bu şekilde tel ile karıştırabilirsiniz. Blender kullanacaksanız da çok fazla çırpmamanız gerekiyor. Karışımın sadece homojen ve pürüzsüz olması benim için yeterli. Gördüğünüz gibi şu kıvama gelecek. Şimdi sırasıyla bir kaşık nişastamı ekliyorum. Hemen ardından 2 kaşık kadar unumuz var. 1 paket şekerli vanilin. Vanilya özütünüz varsa vanilya özütü de bu arada kullanabilirsiniz. Ve ben sizlere farklı olarak 1 tatlı kaşığı bal önereceğim. Bu tarifte zaten bizler fanlı ayarda pişirdiğimizde üst katman olan şekeri yakıyoruz ve o görüntüyü bu şekilde alıyoruz. Bal eklediğimde daha da böyle yanık bir görüntü elde edebiliyoruz. Bence çok yakışıyor bu tarife. Hepsini ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bütün karışımlarımı içine ekledikten sonra pürüzsüz ve homojen bir karışım elde ettim ve bu noktada karışımımı bitiriyorum. Birazdan fırın kabımı alacağım ve fırına ekleyeceğim. Burada en önemli olan pişirme aşaması. Öncelikle 250 derecede yaklaşık 18 dakika kadar pişireceğim. Üstteki katmanı tamamen yaktıktan sonra ısımı 200 dereceye indirip bir 10 dakika kadar da o şekilde pişireceğim. 200 dereceden sonra 175 dereceye indirip 7 ila 6 dakika arasında tekrardan fırımı kontrol ederek pişireceğim ve San Sebastian cheesecake'im hazır olacak. Hazırlamış olduğum karışımımı kabıma döküyorum. Şöyle güzelce bütün peynirli, kremalı, kaymaklı karışımımı eklemiş oluyorum. Sonra şöyle sallıyorum, kabarcıkları yok ediyorum. Tam olarak bu kadar. Şimdi fırına ekleyeceğim. Önceden
ısıtmış olduğum fırına cheesecake'imi koyuyorum. Yapmış olduğum San Sebastian hala fırında pişmekte ama ben size de göstermek için bir gece öncesinde hazırladım ve şimdi dolaptan getireceğim ve göstereceğim. San Sebastian'ı bir gece mutlaka dolapta kalması öneriyorum. Kıvamının da tam olması açısından. Şöyle göstereyim. Ben evde bulduğum doldurulmuş meyvelerden herhangi biri olabilir. Ben frambuaz ekledim. Üzerine de yeşil nane yaprak dedim. Şimdi size için tadına bakacağım. Harika olmuş. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.